Merhabalar, fen bilimleri Ocak ayı örnek soruları ile yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup bildirimler açıp like atmayı unutmayın. Birinci soruyla başlayalım. Buna göre 21 Haziran'da dünyanın konumu ve Kaş şehrinin yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Dünyanın güneş etrafındaki hareketi ve dönme ekseninin eğik olması mevsimleri oluştururken aynı zamanda gece gündüz sürelerinin değişmesine neden olur. Bu bilgiye dayanarak arkadaşlar grafiğe bakalım. 21 Haziran'da gündüz süresi en uzun, 21 Aralık'ta en kısa ise bu nerededir? Kuzey yarım kürededir ve nedir? Yaz mevsimidir arkadaşlar. Kuzey yarım kürede olacak ve yaz mevsimi olacak. Bakalım kuzey yarım kürede, fakat burada kış mevsimi A şıkkı olmaz. Bakıyoruz güney yarım kürede olmaz. Bakıyoruz güney yarım kürede olmaz. Bakıyoruz arkadaşlar K şehri kuzey yarım kürede ve kuzey yarım küreye güneş ışınları dik geldiği için yaz mevsimi. O halde cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. İkinci soruyla devam edelim. Buna göre çalışmalardan, çıkarımlardan hangisi yapılabilir diyor. Arkadaşlar önce bir okuyalım. Soğuk ortamlarda doku kaybına uğramadan yaşamlarını devam ettirebilen bazı canlılarda soğuğa karşı dirençli bir gen tespit edildi. Bu gene antifriz geni denildi. Bir balık türünden alınan antifriz geni, bu gene sahip olmayan bir deney faresine ne yapıldı? Transfer edildi. Arkadaşlar gen aktarımı görüyorsunuz. Balıktan alınan antifriz geni ne aktarılmış? Fareye aktarılmış ve normal fareyle çaprazlanmış. Devam edelim. Bu fare normal deney fareleriyle çiftleştirerek elde edilen yavruların antifriz geni özelliğini taşıyanlar seçildi. Seçilen fareler kendi aralarında çiftleşmeye uzun süre devam edildi ve 20 kuşak sonra bulundukları antifriz geni sayesinde soğukta yaşayabilen fareler elde edilmiş oldu. Bu deney çalışmasına göre deney farelerine normalde sahip olmadıkları bir özellik gen tedavisi ile kazandırılmıştır. Gen tedavisi değil arkadaşlar, gen aktarımı ile kazandırılmıştır. Birinci ifademiz yanlıştır. İkinci ifadeye bakalım. Belli bir özellikten sorumlu kalıtım faktörü farklı canlı türlerine benzer bir işlev görebilir. Görebilir arkadaşlar, bu doğru. Bakıyoruz. Yapılan bu işlemde antifriz geni taşıyan farelerin oda sıcaklığında yaşama mümkün olmuştur. Oda sıcaklığıyla alakası yok arkadaşlar. Öyle bir bilgi yok. Üçüncü ifademiz yanlıştır. İkinci, o halde cevabımız yalnız 2 olacak. Arkadaşlar gen tedavisi ile gen nakli birbirinden farklı şeyler. Gen tedavisi bir hastalığın tedavisi için kullanılır. Gen nakli ise yeni bir özellik kazandırmak için kullanılır. Burada da gen tedavisi yoktur. Birinci ifademiz bu nedenle yanlıştır. Oda sıcaklığı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmediğine göre biz bunun yaşayıp yaşamadığını bilemeyiz arkadaşlar. O halde cevabımız yalnız 2A olacaktır. Üçüncü soruyla devam edelim. Ahmet aldığı gümüş yüzüğü dolabında bir ay tozsuz ortamda saklıyor. Dolaptan çıkardığında yüzüğün karardığını fark ediyor. Arkadaşlar burada yüzüğün kararması neden olur? Kimyasal değişmeden olur. Kimyasal değişmede ne meydana gelir? Yeni maddeler meydana gelir. Yani yeni bileşikler meydana gelir. O halde bakalım bu olayla ilgili. Kimyasal değişim olduğunu nereden anlıyoruz? Kararmadan anlıyoruz arkadaşlar. Gümüş yüzük yüzeyinde yeni bir bileşik oluşmuştur. Doğrudur arkadaşlar. Kimyasal değişmelerde yeni maddeler, yani yeni bileşikler oluşur. Gümüş zamanla farklı metale dönüşür. Hayır. Giren elementlerle çıkan elementler aynıdır. Yanlış. Gümüş bir alaşım olduğu için kararmıştır. Bununla alakası yok arkadaşlar. Oksijenle reaksiyona girdiği için kararmıştır. Gümüş yüzüğün kütlesi sabit kalmıştır. Bunu buradan anlayamayız arkadaşlar. O halde hangisi doğrudur? Cevabımız A şıkkıdır. Devam edelim. Dördüncü soruyla. Buna göre aşağıdaki tasarımlardan hangisi balon şişirmek amacıyla kullanılmıştır? Bakalım, akışkanların hareketini kontrol altına almaya yarayan aletlere valve denir. Valve'in çalışma prensibi aşağıda çıkarılmış. Prensibine bakalım. Geniş ucunda hava direncine, bilye dar ucuna doğru itilip havanın geçiş yolunu kapattığı ve valve hava geçişine müsaade etmemekte. Arkadaşlar burada kapalıysa buradan hava geçişi yok. Fakat geniş yüzeye geldiğinde dar ucundan hava gönderilince bilye geniş ucuna doğru itilip engele takılmakta ve düşmemektedir. Burada engel ver bakınız. Düşmemektedir. Havanın geçiş yolu açık kaldığı için valve hava geçişine müsaade etmektedir. Demek ki biz balonu şişirebilmemiz için burada arkadaşlar hava geçişine müsaade edecek ve biz buraya ne takacağız? Balon takacağız. Diğerinde ise hava geçişine müsaade etmeyeceğiz. Buraya baktığımızda arkadaşlar buradan
havayı verdiğimizde burada hava geçişi olmayacak. Buraya balon takacağız. Burada fakat burayı kapatacağız. Balon takacağımız için burada hava geçişi olmaz. Takılan balon burada. Burada kapatacağı için ne olacaktır? Birincide balon şişemez. İkinciye bakalım. Burası kapalı olacak. Zaten bak havayı verdiğimizde burasının kapanması gerekiyor. Çünkü balon buraya takılıyor. Buranın da açık olması lazım balonun takılması için. O halde cevabımız ne olması lazım? B şıkkı. Buraya baktığımızda burası açık oluyor. Arkadaşlar burası açık olursa hava buradan çıkar. O halde buradan şişmez. Buraya bakalım. Burada da hava açık oluyor arkadaşlar. Burada açık olduğu için hava buradan da çıkar. Balon şişmez. Burada da olmaz. O halde dördüncü sorumuzun cevabı B şıkkı olacak. Beşinci soruya bakalım. Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır diyor. Bir mısır tanesi ısıtıldığında içindeki nem genleşir. Ancak mısırın sert ve sağlam kabuğu fazla genleşmez ve içindeki basıncın artmasına neden olur. Sıcaklık yaklaşık 150 santigrat'ı oluştuğunda kabuk içindeki basınca dayanamaz ve patlar. Patlama sırasında mısır tanesinin içindeki nişasta dışarı doğru çıkar ve büyümeye başlar. Büyüme dışarıdaki hava basıncı engel olana kadar devam eder. O halde arkadaşlar biz dışarıdaki hava basıncını azaltırsak daha büyük taneli mısırlar elde ederiz. Buradaki nişasta daha fazla genleşebilir. Dışarıdaki açık hava basıncını azaltmamız lazım. Annelerimiz de mısır patlatırken dikkat ederseniz tencerenin kapağını ne yaparlar? Kapatırlar daha büyük patlasın diye. Patlamayan mısır tanenin içindeki su oranı azaltılırsa patlama gerçekleşir. Hayır, bununla alakası yok. Mısır taneli açık hava basıncının fazla olduğu yerlerde patlatırsa patlama daha hızlı olur. Tam tersi daha yavaş olur arkadaşlar. Dış basınç ne yapar? Onun patlamasını önler. Mısır tanelerinin içerisindeki nişastalar çıkmaya başladığında ortamdaki hava vakumlanırsa daha büyük mısırlar elde edilir. Bu doğru bir ifade arkadaşlar. Açık hava basıncı azaltılırsa ne olacaktır? Daha büyük taneli mısırlar elde edilir. Mısırın patlamasına neden olan basıncı nişasta oluşturduğu için nişasta miktarı fazla olan mısırlar daha kolay patlar. Hayır, bununla da alakalı bir şey değil. Cevabımız 5. sorumuz C şıkkı olacaktır. 6. soruya geçelim. Arkadaşlar buna göre doğru yerleştirme aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Verilen bilgiler doğrultusunda bu element 6 elementin periyodik cetveline doğru yerleştirilecektir. Arkadaşlar bu tip sorularda en sondan başlarsak ne yaparız? Daha rahat yerleştirme yaparız. Burada vaktimiz daha az gider. Aynı periyotta olan K, E, F elementleri. K, E, F aynı periyotta. Burada aynı periyotta değil. Bakıyoruz K, E, F aynı periyotta. K, E, F aynı periyotta değil. C'yi de sildik. Bakıyoruz K, E, F aynı periyotta. D'yi silmiyoruz. Ya A ya D. Şimdi üçüncü öncüle bakalım arkadaşlar. N elementi son katmanında bir elektron bulunmasına rağmen ametaldir. Son katmanında bir elektron bulundurup ametal olan hangisiydi? Hidrojendi. Yani N ne olacak? Hidrojen olacak. İkisi de olabilir. M'ye bakalım. 3A grubunda bulunan bir yarı metaldir. Yarı metalse arkadaşlar bakıyoruz. Bu yarı metal değil, merdiven yapıyorduk ve bu merdivenin başındaki yarı metalde A da olamaz. Bakıyoruz burada merdivenin başında olduğu için, bakın merdiven çiziyorduk. Burada üçüncü periyot ilk element yarı metaldi. O halde cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. Baktığımızda arkadaşlar F elementi, L elementi aynı grupta yer alacak. Bakıyoruz F, L aynı grupta. Sayısı en fazla olan F, evet F. O halde cevabımız D. Bu şekilde çözebiliriz. Yani sondan başlamamız bize hem zaman kazandıracaktır hem doğru yapmamızı daha hızlandıracaktır arkadaşlar. Devam edelim. Buna göre Çatalca ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bilgi verilmiş. pH'si 5'in altında olan yağmurlar asit yağmuru olarak tanımlanır. Arkadaşlar 5'in altındakiler asit yağmuru. Asit yağmurlarına neden oluyordu? Karbondioksit, azotdioksit ve kükürtdioksit ne yapıyordu? Havadaki su buharıyla birleşip asit yağmurlarını oluşturuyordu. O halde tek tek bakalım. Kış aylarında havadaki CO2, NO2 ve SO2 gazlarının yoğunluğu daha fazladır. Bakalım kış aylarına Ocak, Şubat, Aralık. Bakıyoruz 5'in altında, 5'in altında, 3'ünde de 5'in altında. Kış aylarında bu doğru bir ifade. Diğerlerine de bakalım. Ocak ayında yağmurlar genel olarak doğal yaşamı olumlu etkiler. Bakıyoruz Ocak ayında 5'in altında olduğu için asit yağmur oluşmuş, olumsuz etkiler. Tam tersi, yanlış. Ağustos ayında
ki yağmurlar için asit yağmurlarından söz etmek mümkündür. Ağustos'a bakıyoruz arkadaşlar. Hayır, 5'in altında değil, tam tersi, mümkün değildir C'yi siliyoruz. Mart ayındaki yağmurlar Şubat ayına göre metal yüzeylere daha çok zarar verir. Mart'a bakıyoruz arkadaşlar, 5'in üstünde. Şubat'ta bakıyoruz, 5'in altında daha az zarar verir. Tam tersi. Cevabımız A şıkkı zaten. 8. soruyla devam edelim arkadaşlar. Buna göre düzeneklerle ilgili olarak hangileri doğrudur diyor. Özdeş ısıtıcılar kullanılarak ilk sıcıklıkları eşit. Buraya dikkat. Saf sıvılar deney düzenekleri hazırlanıyor. 1 ve 3. kaplarda sıvılar eşit süre ısıtılarak son sıcaklığına bakılarak öz ısıları karşılaştırılabilir. Bakalım 1 ve 3'e. 1 ve 3. Özdeş birer ısıtıcı, biraz ısıtıcı. Mililitreleri aynı, KL eşit süre ısı verdiğimizde ilk sıcaklıkları da aynıydı arkadaşlar. Biz bunların öz ısılarını karşılaştırabilir miyiz? Evet, birinciyi karşılaştırabiliriz. 2'ye bakalım. 1 ve 2. kaplarda eşit süre ısıtıldığında, 1 ve 2'ye baktığımızda eşit süre ısıtıldığında 1. kaptaki sıvının değişimi daha az olduğu. Hayır arkadaşlar, bakıyoruz, bu 200 mililitre, bu 100 mililitre. Miktarı az olanın sıcaklık değişimi daha fazla olacaktır. Bu tam tersi olacaktır. İkinci öncülümüz yanlış. Üçüncüye bakıyoruz. 3 ve 4. kaplarda sıvılar kaynayıncaya kadar ısıtıldığında 4. kaptaki sıvının kısa sürede kaynadığı gözlemlenir. Bakalım arkadaşlar, 3 ve 4'e eşit bakıyoruz. 50 mililitre, 100 mililitre L daha kısa sürede kaynayacağı gözlenecektir. Bu 3. ifademizde ne olacaktır? Doğru. Miktarı az olduğu için daha kısa sürede kaynayacaktır. 3. ifademiz doğrudur. Hangileri doğrudur diyor? O halde cevabımız 8. sorumuz B şıkkı 1 3 olacaktır. 9. soruyla devam edelim arkadaşlar. Deney düzeneği var. Asit bazla ilgili. Her kaptaki sıvı birbirinden farklı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Belirteçler verilmiş. Metil oranjda fenolftalen verilmiş. Asit ve bazdaki renk değişimi verilmiş. KLMN kaplarında hazırlanan aşağıdaki deney düzeneğinde her bir kaba asit, baz, metil oranj ve fenolftalen maddelerinden birisi konuluyormuş. Deneyde yalnız bir numaralı musluk açılıyor. Bir numaralı musluk açıldığında K sıvısı M ve N'ye gidiyor. M ve N'ye gidiyor. M sıvısında sarı. Bakıyoruz. M sıvısında sarı renk oluyorsa arkadaşlar, M kabındaki sıvı sarı renge. Burası sarı renk veriyorsa arkadaşlar, sarı renk neydi olacaktır? O halde bu nedir? Bazdır. N kabında ise kırmızı renge dönüşüyormuş. N kabında kırmızı ise arkadaşlar, bakıyoruz. N kabında kırmızı nerede oluşuyor? Bu da asittir arkadaşlar. Peki bu ne olur o zaman? Bu da metil oranjdır. Metil oranjdır. Arkadaşlar her birine bir tane olduğu için de L de fenolftalendir. Fenolftalendir. O halde bakalım. N kabındaki sıvının pH'ı, N kabındaki sıvının pH'ı 7.14 iken asit 7.14 olmaz. M kabındaki sıvı tam tersi olacak arkadaşlar. Birinci öncülümüz yanlış. 2 numaralı musluk tek başına açıldığında M kabındaki yüzey renkli olur. 2 numaralı musluğu açtığımızda arkadaşlar, 2 numaralı musluğu açtığımızda tek başına ne diyor? M kabındaki çözelti renksiz olur. M kabında ne var arkadaşlar? Baz var. Bazda renksiz değil, pembe renk. O halde ikinci ifademiz de yanlış. L kabında fenolftalen çözeltisi. Bakıyoruz, L kabında fenolftalen. K kabında metil oranj çözeltisi. Bakıyoruz, metil oranj. O halde C doğrudur. Sulu çözeltilerinde N kabındaki sıvı O, H iyonu. N kabı hayır, asit, H artı tam tersi olacak. Bu da tam tersi olacak. Bu da yanlış. Cevabımız 9. sorumuzun cevabı C olacak. 10. soruyla devam edelim arkadaşlar. Öğretmen maddenin ısı ve etkileşimi konusuyla ilgili sınıfa getirdiği terazinin birinci kefesine suyla ıslattığı, birincide su varmış arkadaşlar. İkinci kefesinde ise ne varmış? Kolonya varmış. Hemen kolonya yazıyoruz. Kolonya varmış. Özdeş mendilleri şekil 1'deki gibi koyuyor. Bir süre sonra ne olmuş arkadaşlar? Bakıyoruz. Islak mendil su tarafında ağırlaşmış. Neden? Kolonya buharlaşmış. Buharlaşmış. O halde arkadaşlar öncülere bakalım. Birinci kefedeki mendil çabuk kurumuştur. Tam tersi arkadaşlar.
Çabuk kurumamış, ikinci kefedeki çabuk kurumuş. Bir yanlış. Eşit kütledeki kolonya suya göre daha az ısı alarak buharlaşmış. Bakıyoruz arkadaşlar, buharlaşma ısısı daha küçük olduğu için hemen buharlaşmış. İkinci ifademiz doğrudur. Suyun buharlaşma ısısı kolonyadakinden daha fazladır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Buharlaşma ısısı neydi? 1 gramının buharlaşması için gereken ısıydı. Bakıyoruz arkadaşlar, buradaki buharlaşması için gereken ısı daha fazla ki bu buharlaşmamış. Üçüncü ifademiz de doğrudur. O halde hangileri doğrudur diyor. 10. sorumuz 2 ve 3 doğru, yani D şıkkıdır. Arkadaşlar.